Çevir ablam, üç kere bir, üç kere bağla, çevir. Ha, bu taraftan sağdan çevir. Sağdan çek. Çek şimdi sağdan. Ha. Tamam, bağlasın artık. Sağ ol ablam. Tamam, annesi falan hadi şey yapın. Haber de olmuş mu? Gelsin. Eniştemi çağırıverin de. Özcan, geç şöyle abla. Şey, kadife tarafının dışına getir. Dışında mı? Ben örseyim mi? Ha. Tamam. Rahat mısın? Kadife gelini falan düzelteyim ben. Şey, teyzeye Kur'an yok mu eline? Ha. Kur'an'ın da koltuğun altına koy. Ceylin ne yaptıysa tek başına yazıyor. Ceylin oradan kapıda bekliyorlar. Ceylin ezgiç. Tam nerede eniştem şey? Evet. Özcan mı? Özcan mı? Tamam da şey tepkiye getirecek. Eniştemi çağırsana. Görüyor musun? Güle güle otur. Tamam. Kapının önü bir boşalsın gelin. Bence de bir hemen çıkma Seda abi. O bana aldı. Aklına geldi de ondan. Kimin çocuğu? Hoca burada. Şimdi getiriyor. Geliyor. Geliyor. Bir saniye. Hayır, durmaz abi. Şşş, gel, gel, gel. Ben de çıkayım. Müge. Anneciğim, bana yatırıyorum. Karan. Tamam. Kudusu
Çok ucuz açtın. Almadın mı? Aldım ben. Ne kadar aldın? Ne kadar? 200. 100 lira almış mı? 100 lira mı? 100 lira mı? Biri buzulu. Seda şu biraz ablam kipriğine değiyor. Eline kaldırttı. Ha öyle yap. Şu an hoca burada yavrum ama nasıl istiyorsun? Kapıda aşağıda okulsun yani. Hayır, ama kamera gelsin sadece. Ama kamera gelirse çekerse çıkamayız. Kamerayı burayı çıkartamamış adam yani. İyi tamam o zaman iniyor tamam insin o zaman. Aşağıda olsun duası. Allah. Durun yani durun. Arkadaşlar düğünü atlattık çok şükür. Çok yoruldum gerçekten bittim diyebilirim ya. Hakikaten çok yoruldum bittim. Zaten günlerin yorgunluğu var bende. İştir işin arkasından koşuştur falan filan. Bir de üstüne düğün. Bir de ben üstüne dün biliyorsunuz maça gittim. Maçta görevliydim orada çok yoruldum. Bugün koştur koştur düğüne. Neyse en azından önümde bir 3 gün var. 3 gün sonra da abimin düğünü var ama bu 3 günde de pek dinlenebileceğimi zannetmiyorum yani. Ay gerçekten bittim diyebilirim. Hakikaten bittim yani. Saçlarımı ayrıntılı size video çekemedim. Saçlarımı böyle alttan topuz yaptırdım. Ördü abim etrafına doladı. Şurada da bir tüy gibi bir şey. Çok güzel bir şey koydu. Şöyle göstereyim. Tüy mi neydi bilmiyorum görmedim de. Ay çok şükür Seda'nın düğününü atlattık. Seda benim kuzenim oluyor az çok biliyorsunuzdur videolarda. Evlendi. Allah'tan yakın tarafa gitti gelin yani. Yakın yere gelin gitti. Böyle arkadaşlar çok şükür. Şimdi hemen üzerimde kıyafetlerden kurtulacağım. Ve saçlarımı sanmak istiyorum. Evi hiç görmeyin. Kıyafet kalabalığı, dandini evin içi, ütü masası bile yani şu an mutfakta diyebilirim. Perişan halde ev yani. Öyle böyle değil. Neyse bakalım. Herhalde toparlayamam şimdi de. Sabaha toparlarım. Herkese günaydınlar. Nasılsınız? Ertesi günden merhabalar. Ay arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz günlerden cuma. Bilmiyor da olabilirsiniz. Karne günü. 11.30'da törenimiz var. 12'de de çocuklar çıkacaklar. Üniformayla değil. Serbest gittiler bugün. Çok şükür yaz tatiline giriyorlar artık. Çocuklar bir dinlensinler. Bizim öğretmenimiz hiç öyle yaz ödevi falan da vermedi.
demiş. Kur'an kurslarına falan gidin demiş. Hem bir şeyler öğrenin hem de tatilinizin tadını çıkarın. Öyle. Bakalım Allah nasip ederse kızları Kur'an kurslarına yazdıracağız. Of nasıl sıcak var. Kavruluyor şu an. Arkadaşlar biz gidiyoruz. Çarşıya gidiyoruz bakalım Çınar'ın kıyafetlerini alacağız. Yakup da gömlek alacakmış kendine bir tane. Paşam. Bayılmış bu çocuk açlıktan arkaya. Çok acıkmış. Evde sanki yiyecek bir şey yok. Yemiyor. Ölmüş acından. Ay billahi şişka değil. Biraz daha uzatabilirim isterseniz. İyi babası da gelin şimdi baksın. Bak, para çekmeye gitti. İlerle şöyle bakayım seni çekeyim. Ay maşallah. Kuşum. Arkadaşlar Şınar'ın takım elbisesini şimdi hallettik. Çok şükür. Bittim artık böyle yorgunluktan gözlerim kayıyor. İkinci zengin. El salladım. Aldık kıyafetleri. İkinci zengin bir de var. Ondan... Arkadaşlar çok şükür. Ay gözlerim falan mahvolmuş. Geldik biz eve. Oy. Karpuz aldık. İlk karpuzumuzu aldık. Yakup kesti. Dilimledi. Dolumu koyduk soğusun diye. Bir de kavun aldık şöyle. İnşallah iyi çıkar bu da. Bilmiyorum. Çok güzel kokuyor ama bir de salatalık aldık şöyle. Ay bittim arkadaşlar. Ayaklarım falan şişti. Hiç tutmuyor ama. Şimdi size ne göstereyim? En müsait evin içinde burası var. Buraya geçeceğim şu an. Of. Suratım astık alıştınız artık beni böyle görmeye. Yorgunum arkadaşlar çok yorgunum. İnanın bitkinim bittim. Bittim ardı ardına iki tane düğün. Biri kuzenim düğünü biri abimin düğünü pazartesi günü. Gelecek misafirlerimizi ağırlayacağız. O bittim. Kına sepetlerini çıkardım aşağıdan. Ya yengem ayrıca kına sepeti almanı bir anlamı yok yani. Bunlar çöp oluyor sonuçta. O yüzden benim kına sepetlerim duruyordu. Şöyle göstereyim size. Ağaçlar bak ne çıktı. Bak. Arı kostümü çıktı. Bunları kime hediye ederim biliyor musun istersen eğer sen? Hani küçük kız vardı ya. Kim? Kız. Berna ablanın kızı. Poyraz'ın kardeşi vardı ya minik kız. Anne. Küçük kız vardı ya ona hediye ederim mi istersen düğünde? Kız vardı işte. Hani vardı ya düğünde. Seda ablanın düğününde. Dün. Minik kız geziyordu. İstersen istiyorsan ederim istemiyorsan hatıra kalsın. Hatıra kalsın. İyi ya. Tamam. Bakın Çınar'ın arı kostümü. Bakayım. Şu aşağıya bakayım. Hatıra kalsın o zaman. Bunları senin bazanın altına koyalım o zaman. Koy. Hatıra kalsın. Biz alalım. Koy bunu odana. Ne kadar sivet giymiştim ama çok kaşınmıyor. Şöyle arkadaşlar. Benim kına sepetim çok güzeldi. Çok pahalı almıştım ben bunu. Ve hala... Yani 10 yıl önce alındı bu ve hala aynı modeller satılıyor. Şimdiki bunun evet şurada bir saniye yapacağım size göstereceğim. Evet. Şu şekilde. Bu böyle sepeti. Çok tatlı değil mi? Aynı modeller satılıyor. İncileri bile düşmedi arkadaşlar. İncileri bile duruyor hala. Kurdalesi her şey duruyor. Bu benim kına sepetimde. Bu da kına yakmak için arkadaşlar. Yalnız bunun için tabağı kayboldu. O yüzden buna bir tane tabak ayarlayacağız. Tüllerine falan şöyle. Yine bunu da tüllerin boncukları falan hep duruyor. Bunları yarın anneme götüreceğim sepetiyle birlikte şu şekilde. Poşete koymaya gerek yok. Şimdi onu da 2 saat depoda aradık. Zor bulduk. Kutunun içindeydi.
Tudors'tan Yakup bir tane gömlek aldı kendine. Takım elbisesinin içine. Yeni gömlek aldı. O zaten hep Tudors'tan alıyor ve şey. Tudors muydu? Neydi ismi Yakup? Hep aynı modeli alıyor. Şöyle aynı desen aldı yine. Beyaz spor böyle belden oturtmalı. Şöyle beyaz bir gömlek. Bunlar zaten yıkanacak, tırlanacak. Şöyle poşetiyle koyayım. Takımın içine sen. Çıların kıyafetlerini göstereyim size. Zaten gördünüz herhalde, orada çekmiştim. Bu şekilde yelek, papyon, pantolon var altında. Çok tatlı değil mi? Takımı bu şekilde, yeleği, papyonu, gömleği, zinciri, saatli şöyle zinciri, saati var zincirinde. Bu şekilde takım arkadaşlar 650 TL'ydi fiyatı. Yakup'un gömleği de 250 miydi gömleğin Yakup? 250. 250. Şunu da yatak odasına götürüyor. 250 de Yakup'un gömleği de. Bir de Yakup kendine kot aldı şöyle. Onun kot ihtiyacı vardı. Tişört ihtiyacı da var. Tişörtleri beğendi. Son anda yetişemedik, alamadık. Onları yarın alacağız. Daha doğrusu ben alacağım. Şöyle siyah bir kot aldım. Ama kalın falan çok güzel arkadaşlar. Esnek siyah bir kot aldı şu şekilde. Havuç, tam havuç paça değil ama yine dar paça. Bu da 500 TL miydi? 450 miydi kot? 450 idi kot arkadaşlar. Kotun fiyatı 450 TL'ydi. Bu şekilde 450'de kota gitti. Sonra şuranın ötesi zaten burada ne var? Burada benim şeyler var, evraklarım var. Bunlar benim evraklar. Bu kart şeylerini atalım mı? Bu benim kart şeylerini atalım mı çöpe? Tamam. Bu da dönerek miktar var. Çınar slime'ını al. Al baba. Çınar slime aldı. Al. Karne hediyesi olarak. Sana kaçıncı karne hediyesi? Laptop karne hediyesi, bisiklet karne hediyesi. Ay bu ne? Bu kırmızı. Kırmızı turuncu anneciğim. Al kırmızı miktar. Şurada da dönerek miktar. Ha bir de şey aldık. Annem bunu istemişti. Şunu da şuna koyayım mı? Etiket arkadaşlar. Minik minik. Dün Seda'nın düğünde de vardı. İsim yazmak isteyenlere geçin. Tamam. Bunu da klasik etin içine koyayım. Bunlar gidecek zaten yarın. Arkadaşlar bakar mısınız? Kafam kır. Buzlara bakın, dolu yağıyor. Nasıl takı takı? Kocaman. Oy arkadaşlarım. Ütü yaptım. Yakup'un gömleğini ütüledim. İşte kıyafetlerin hepsini ütüledim. Bugünden hazırlayayım dedim. Bugün günlerden cumartesi. Hatta pazar diyebilirim. Saat gecenin 2:30. Anca birçok iş yaptım. İşte mutfağı falan temizledim. Evde su basmış arkadaşlar. Ben bugün dışarı çıkmıştım. İşlerimiz vardı. Annemle onları halletmeye gittik. Balkonun kapısını tam olarak kapatmamışım. Bugün şiddetli bir yağmur yağdı. Dolu yağdı. Sen mutfağa bir güzel su bas. Koridora kadar. Bakın. Yıkamaya attım. Hepsini yıkadım. Onlarla uğraşıyorum saatlerdir. İşte astım, bakalım halıyı kurur inşallah yarına kadar. Yarın günlerden pazar. Yarın 4:30-5 civarı göreceğim eşi, bir de kayınvalidem geliyor. İstanbul'dan amcamlar geliyor, misafirlerimiz geliyor, Adana'dan misafirlerimiz geliyor.
Çok kalabalık olacak, çok telaş olacak. O yüzden ütümü falan halledeyim dedim. Evde de temizlik işlerini dediğim gibi mutfağı falan temizledim. Bir yarın işte sabah kalkacağım. Evi süpürttüreceğim. Bir sileceğim, toz alacağım, banyoları halledeceğim. Herhalde 2 saat, 2,5 saate falan yaparım. Ondan sonra direkt üzerime giyip annemlere geçeceğim. Bayağı bir akşam geceye kadar orada duracağız. Yakup da kayınvalidemler inince onları alıp oraya getirecek direkt. Böyle pazartesi günü düğün var zaten. Yarın zaten akşam falan yemek verilecek. Misafirlerimiz çok olacak, kalabalık olacağız. Pazartesi de yine aynı şekilde. Pazartesi de aşçı tuttuk arkadaşlar. Dışarıda yemek verilecek. Pazartesi düğün var. Aa, ben işten mamam kalmadı. Videoya kapanış yapayım dedim. Her biriniz kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.